Number One Türk TV'ye hoş geldiniz. Ben İknur Yılmaz. Bu bir hayvan hakları dosyasıdır. Türkiye günlerdir meclise sunulan hayvan hakları yasa teklifini konuşuyor. Biz de Number One Türk TV olarak konuyu uzmanlara sorduk. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın gündeme getirdiği hayvanları koruma kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hayvanlarla alakalı bir yasa teklifini çok uzun zamandır bekliyoruz ve gerçekten çok yorulmuştuk artık. 16 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunun sunulmasından itibaren bu süreci her gün bekledik ve olabildiğince de o rapora paralel bir teklif bekliyorduk. Teklif o raporla mukayese edildiğinde çok daha dar kapsamlı ve eksiklikleri var. Ancak her şeye rağmen ben bu teklifin büyük ve önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Hayvanları mal kapsamından çıkaran, hayvanların canlı olduğunu kabul eden ve hayvana yapılan şiddeti, tecavüzü, hayvan dövüştürmeyi, öldürmeyi en alt sınırı 6 ay olmasına rağmen hiç olmazsa Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası ile cezalandıracak bir düzenlemenin getirilmesini ve yine sahipli sahipsiz hayvan ayrımını ortadan kaldırarak ev hayvanı ve evcil hayvan diye yeni bir klasifikasyon getiren bu düzenlemeyi dediğim gibi oldukça kıymetli buluyorum. Ve iyi, büyük ve önemli bir adım olarak görüyorum. Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle yeni suç ve cezalar belirleniyor. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak. Şimdi İknur Hanım, öncelikle ben kendimle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ben bu hayvan hakları yasası ya da hayvanları koruma kanunu ile ilgili Türkiye'de bu işle ilgilenen, en eski ilgilenen 3-4 kişiden biriyim. Yani ben çıktığından beri dahiliz. 2012-2013 yılından beri değiştirilmeye çalışıyor. O zamandan beri de hem meydanlarda, eylemlerde, hem meclisteki toplantılarda bu işle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yasa, Türkiye'de şöyle bir durum var tabii. Hayvan haklarını korumak ve hayvanları sevmek yeni moda olduğu için kamuoyunun büyük bir kısmı aslında mevcut bir yasanın olduğunun bile farkında değil. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak. Şimdi tabii hiçbir zaman bugünden yarına sihirli değnek değmeyecek bu ülkeye. Yani neticede en ağır hapis cezasını, yani 30 yıl hapis cezası getirseniz yarına bir şey değişmez. Esasında bu vizyon meselesidir. Her açıdan toplumun eğitilmesi gerekir. Adalet sisteminde hakimlerimizin, savcılarının vizyonunun gelişmesi için meslekçi eğitimler verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde okullarda eğitimler verilmelidir. Yine İçişleri Bakanlığı nezdinde sadece haydi kolluğu değil, bütün polis teşkilatına bu konuda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Yani her koldan eğer biz bir eğitime sürecine girmezsek, sadece yasalardan medet umarsak bu zaten mümkün değil. Yasalar tek başına insanları korumuyor. Ama yasaların varlığı insanlar için teminat. Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiler de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanla cinsel ilişki diyor. Şimdi bir defa bu cümlede bu insanların ne yapmak istediğinin aslında ana fikri çıkıyor. Cinsel ilişki nasıl olur? İki tane karşılıklı canlının diyeyim rızasıyla olur. Eğer bir rıza yoksa bunun ismi tecavüzdür. Şimdi bizim yasamızda biz o maddeyi bile değiştiremedik. Çok büyük mücadeleler verdik. Ya arkadaş dedik, hayvanla cinsel ilişki mi olurmuş? Bunun ismi hayvana tecavüzdür dedik, değiştiremedik. Şimdi de maalesef 2021 yılındayız artık. Yani yıllar geçti. 17 yıl, 18 yıl geçti. Geldiğimiz noktada Sayın Vekil diyor ki biz hayvanları koruma kanunu çıkarıyoruz, hayvan hakları kanunu. Fakat yine ifadesi aynı, hayvanla cinsel ilişki. Şimdi günümüzde çocuklara yapılan tacizleri mutlaka herkesin tepkisi, kadınlara yapılan tacizleri belli. Şimdi biz kadınlara ve çocuklara yapılan tacizi, özellikle küçük çocuklara yapılan tecavüzü cinsel ilişki olarak nasıl addedemiyorsak ve bunu nasıl kabul etmiyorsak, hayvanla yapılan cinsel münasebeti de, cinsel saldırıyı da cinsel ilişki olarak bir defa adletmek
söz konusu olamaz. Hayvanları dövüştüren kişiler ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak. Bu suç birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Bu suç veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri ve hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişilerce işlenirse ceza yarı oranda artırılacak. Kanun aslında bir değişiklik teklifi. Aslında yerel yönetimlerin ve hükümetin 2004 yılında çıkartılan Avrupa uyum yasaları güdümüyle çıkmıştı o yasa. Yoksa hayatta öyle bir yasa çıkmazdı. Onu da söyleyeyim tırnak içinde. Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvuruda bulunulmasına bağlanacak. Şimdi zaten yaban hayatın hiçbir hayvana habitatından koparılmamalı ve esaret altında yaşamaya mahkum edilmemeli. Bu bir yani 2x2=4 olarak anlatabileceğim bir şey. El konulan kedi ve köpekler ile bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakım evi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakım evine götürülecek. Rehabilite edilen hayvanlar veri tabanına kaydedilecek. Sokakta yaşayan hayvanların, kedi ve köpeklerin tedavi, kısırlaştırma ya da aşılama amacıyla alındıktan sonra alındıkları yere geri bırakılmasıdır. Bu altıncı maddedir. 2012 yılından beri bu maddeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Ve çok büyük tepkiler gördü. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı. Onun imzasıyla meclise sunuldu ve bu yasanın çok benzeri bir yasaydı. 2013 yılında sunulan yasa. Ve biz o yasayı püskürttük resmen. Ayrıca teklifle belediyelere hayvanların korunması ve bakımında yeni sorumluluklar veriliyor. Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleriyle Yunus Parkları'nın da kurulması yasaklanıyor. Kara ve su sirkleriyle Yunus Parkları'nın artık bundan sonra yenilerinin açılmayacağı, mevcut olanlarının da doğal yaşam süreçleri içerisinde sonlanacağı söylenmekte. Hayvanat bahçelerinin de esasında bu anlamda çıkarılmayıp içinden çıkarılmış ve doğal yaşam parkına dönüştürülmüş. Şöyle olmasını arzu ederdim onun da. Hayvanat bahçeleri için de bu kapsamda bundan sonrası için artık yasaklanması ve yenilerinin açılmasına karar verilmesi, yenilerinin açılmamasına karar verilmesi ve mevcut olanlarının da kafes sisteminden çıkarılarak doğal yaşam parkı alanlarına dönüştürülmesi. Diyemedikleri için burada mesela 9. maddenin içine şöyle bir madde koydular. Diyor ki doğal yaşam parklarının kuruluşu ile hayvanları burada kendi habitatlarına uygun işte etolojisine uygun bir şekilde bakılacak diyor. Hayvanın hangi hayvan olduğu belirtilmiyor. Bu ve daha sonra da diyor ki şimdi bunu koysa bunu kabul ettiremeyecekler kimseye. Ve diyorlar ki bu diyor yönetmelikte diyor bunun detayları belirlenir diyor. Yönetmelikte detaylar belirlenirse ben çok uzun yıllara varan tecrübelerime istinaden söyleyeyim. Hiçbir yönetmelik hayvanın neyine kullanılmaz. Örnek veriyorum size. 2004 yılında çıkan bizim bence çok iyi olan, ufak değişikliklere ihtiyacı olan 5199 nolu hayvanları koruma kanunu diyor ki kedi ve köpekler üzerinde deney yapılamaz. Nokta. Şimdi kanunu siz okudunuz. Siz ilk Nur Yılmaz olarak aa ne güzel dediniz. Öyle değil mi? Şimdi buna kim itiraz eder? Aynen şimdiki kanun gibi. Fakat yönetmelik çıkarttılar 2014 yılında. Aynen o maddeyi koyuyorlar. Diyorlar ki kedi ve köpekler üzerinde deney yapılamaz. Ancak bilimsel bir gerekçe varsa yapılabilir. Yahu bilimsel gerekçesi olmayan deney mi var? Yani yönetmelik kanunu taca attı. Ne oldu hani kedi köpek üzerinde deney yapılamıyordu? Şu anda Türkiye'de Avrupa Birliği'nde hiçbir ülkede yok. Üçüncü dünya ülkeleri seviyesinde Türkiye'de kedi köpekler üzerinde deney yapılıyor. Hem de sokak kedi köpekleri üzerinde. Peki bu noktaya geldiğimiz zaman baktığımız zaman bu yönetmelikte neler olacağını en azından kamuoyunun ufak bir fikri olması açısından bu örnek bence çok önemli. Şimdi toplumda yine tepkisi olan bir diğer konu da yasaklı ırk konusu. Yasaklı ırk konusunda biz şu şekilde tepki gösteriyoruz. Arkadaş her hayvan eşittir. Nasıl her insan eşitse her hayvan da eşittir. Konumuz kedi köpek maalesef biz her hayvana eşit görüyoruz ama eğer kedi köpekse her köpek de eşittir. Fakat maalesef yasaklı ırk bir kavramıyla çünkü bu yasamız bizim 2004 yılında çıkan yasamız biraz önce söylediğim gibi Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çıkmıştı. Şimdi burada önemli olan Türkiye'yi ilgilendiren iki tane köpek ırkı var. Pit
Bull Terrier ile Dogo Argentino. Öbürü Japanese Toso ile File Brasileiro deniyor. O köpekler zaten Türkiye'de yok. Yani Dogo Argentino ve Pitbull Türkiye'de var ama Japanese Toso diye bir köpek, bak ben 50 yaşındayım. Hayatımda daha Türkiye'de hiç görmedim öyle bir köpeği. Ama o Türkiye'de yasak mesela. Bu melezler, bu demin saydığımız Pitbull Terrier, Japanese Toso, Dogo Argentino, File Brasileiro türlerine veya bunların melezlerine üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden. Şimdi bir önceki yasayla bunun arasındaki fark ne? Barındıran ve besleyene eklediler. Şimdi özellikle bu maddenin beni çok üzdüğünü söylemek isterim. Çünkü biz işte anlatamıyoruz kendimizi. Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'ndaki kıymetli milletvekillerimizin her biri bizi çok iyi anlamıştı. Ve biz onlara şunu anlatabilmiştik. Hayvan değildir tehlikeli olan, insanoğludur tehlikeli olan.